Kayınpederinin evine gitti, eski eşini ve ailesini 7 yaşındaki kızının gözleri önünde katletti. Kaçarken yanına küçük kızı da alan saldırgan, katliam yapacağının mesajını sosyal medya hesabından vermişti. Ne eski eşini acıdı, ne de kayınvalidesine, ne de eski kayınpederine. Üçünü de öldürdü. Ardından da 7 yaşındaki kızını da aldı. Katliam evinden kaçtı. Polisler katil babayı her yerde aramaya başladı. Sessiz, sakin, kimseye zararı olmayan insanlar. Yasemin Yıldız 40 yaşındaydı. 18 yıllık eşi Erdal Atlı iddiaya göre ona sürekli şiddet uyguluyordu. Daha fazla dayanamayan iki çocuk annesi kadın 4 ay önce boşandı. Çiftin biri 7, diğeri 17 yaşında iki çocuğu için velayet davası sürüyordu. Baba evine sığınan Yasemin Yıldız dün de bir ev kiraladı. Kendine yeni bir hayat kurmak için hazırlık yapıyordu. Kaymakamlığa da gitmiş, oradan yardımımızı da veririz demişler ama aile evin olması lazım demişler. Böyle bizim çok mutlu olmuştu. Yıldız'ın 17 yaşındaki oğlu bir ay önce kamyon şoförü olan babasının yanına gitmiş ama onunla fazla kalamamış, geri dönmüştü. Erdal Atlı bu sabah 7 yaşındaki kızını görmek için eski kayınpederi kapısını çaldı. ...72 yaşındaki Behram Yıldız ve karısı da evdeydi. Kapıda eski karısıyla tartışan Erdal Atlı araca binip av tüfeğini aldı ve 7 yaşındaki kızının gözü önünde katliam yaptı. Kızını alıp evden çıkarken arkasında 3 ceset bıraktı. Eski yan komşusuyum, daha dün geldim, börek yaptı teyze, salmadı, börek yapacağım, yiyelim, öyle git kızım dedi. Eski karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü. 17 yaşındaki oğlu okulda olduğu için kurtuldu. Cani baba ona da mesaj attı. Oğlum koş eve, nineni, anneni, dedeni vurdum. Koş, belki yetişirsin yazdı. Silah sesini duyup eve giren komşular 3 cansız bedenle karşılaşınca hemen polisi aradı. Erdal Atlı belli ki katliamı daha önce planlamıştı. Sosyal medya hesabında 1,5 ay önce bu silah fotoğrafını paylaşmış, altına da suskunluğu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz yazmıştı. Polis şimdi her yerde 3 kişiyi katlettikten sonra kızıyla kayıplara karışan Erdal Atlı'nın peşinde.